Milattan sonra ikinci yüzyıl. Üçüncü yüzyıl. Şurası soğuklu. Burası da sıcak. Biz orada iki tane de iskelet bulduk. Bir de iskelet. Yardımcı var. Gene tarihi bir havza. Biraz önce belediye başkanımız da ifade etti. Bu tarihi havzayı aslına dönüştürmek lazımdı. Bundan bir müddet önce şu karşıda faaliyeti görülen yerde hemen 35 tane bina vardı. O binaları kamulaştırdık ve kamulaştırılan binalardan çıkan insanlar da çok daha iyi yerlere, güzel yerlere taşınmış oldular. Ne yapıyoruz şimdi orada? O tarihi süliyete uygun olarak yeniden bir restorasyon yapıyoruz. Bu önemliydi. Peki üstte de surlarımızı ortaya çıkan çalışmayı yapıyoruz. Bir yandan valilik, diğer taraftan da Şanlıurfa Belediyesi. Hemen önümüzde ne var? Roma'ya ait bir hamam kalıntısı var. Roma devrine ait bir hamam kalıntısı var. Diğer tarafta mozaikler, müzemiz ve nekropol alanı var. Bu alan içerisinde hamarat eller, tabi arkadaki binaları da yıkınca bu betonerme yapı çok daha kendini olumsuz göstermeye başladı. Böylelikle tarihi bir havza ve gastronomi merkezi oluşturduğumuz bu yeri tarihi özelliklerine uygun hale getiriyoruz gittikçe. Efendim buradaki hamarat eller ne oldu? Hamarat elleri de hemen müzenin karşısına taşıdık. Şimdi orada bir müddet sonra faaliyetlerini gösterecekler. Müzeyle bütünleşmiş olacak. Urfa ürünleri, Urfa el sanatları orada da teşhir edilecek. Efendim müzeye geldi, müzeyi gezdi. Daha sonra da gelecek hamarat ellerde inşallah alışverişini, Urfa'ya ait ürünleri orada görecek, satın alacak. Burada daha da tasarımlarımız var. Nasip olursa hemen nekropolün önündeki bir yolu da kaldıracağız. Orayı yürüyüş yolu haline getireceğiz. Zeminde de bir takım motifler oluşturacağız. Ve yine nekropolün önünde inşallah yaza doğru bu pandemi kalktığında şunu yapacağız. Müzik etkinlikleri yapacağız. Urfa müzik şehridir diyoruz ya. Bu nedenle de tamamen Urfa'ya ışıl ışıl taktığımız gerdanlığın önünde de inşallah Urfa'lı müzisyenlerimiz, müzikseverlerimiz olacak. Doğrusu bu havza bir etkinlik havzası olacak, kültür havzası olacak, müzik havzası olacak ve yine tarihi özelliklerin tam olarak ortaya çıkarıldığı bir havza ve gastronomi merkezi olacak. Urfa birçok özellikleri itibariyle yıldız şehirdir, şanlı bir şehirdir. İnanıyorum ki pandemiden sonra en fazla yıldızı parlayacak şehirdir. Tarih var, müzik var, kültür var, gastronomi var. Efendim Urfa'da yok, yok. Burası bir gezi alanı, turizm alanı, etkinlik alanı, kültür alanı, müzik alanı ve bir faaliyet alanı olarak kendini bundan sonra ifade edecek. Ne demek gerekir? Hayırlı uğurlu olsun. İlk seçildiğimiz zaman Zeynel Abidin Beyazgül başkanımızla bu havzayı dolaşırken başkanımız bu hamaret elleri gördü. İfadesi şuydu, biz de çok mutlu etti. Evet, hamaret eller ilimiz için bir değer, ilçemiz için bir değer demişti. Lakin görsellik anlamında gerçekten burayı baltalıyor demişti. Biz de kendisine katılmıştık. Gerçekten bu hamaretelerin buradan kaldırılması gerekli yönünde fikir beyan etmiştik. Ve sabır neticesinde talimatlarıyla Allah'a çok şükür bugün işte bu sıkıntıya da neşteri bulmuş oluyoruz. Zeynel Başkanımızı övecek çok şeyler var.
Özellikle son 6 aydır yine vurguluyorum. Eyüp'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı gerek ilçe başkanım adına, meclis üyelerim adına, Eyüp'e yaşayan kardeşlerim adına Zeynel Başkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Allah'ın izniyle Zeynel Başkan hiç kimsenin ummayacağı şekilde harıl harıl çalışıyor. Özellikle Eyüp'e ilçe adına başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bugün bu hizmet için de buradayız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Buranın inşallah daha güzel bir yapıya kavuşturulup ilimiz adına daha güzel bir projeyle karşımıza çıkacağına da eminiz. Ben bu düşüncelerle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.